Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım bitcoin ne durumda bakalım grafimizde son görüntü bu şekilde dün bir yükseliş yaşandı yeşil çizgimizi kırdık arkadaşlar neydi yeşil çizgi 40400 seviyesi ama şöyle diyeyim öyle bir kırdı ki yani teyitsiz gitti direktman e, upuzun bir mum attı ve kapanışı yaptı Zaten aynı mumda nereye iğne atmıştı arkadaşlar? 41.434'e iğne atmıştı. Daha sonra da yatay seyretti arkadaşlar. Sürekli o bölgelerde inçıklar yaptı gördüğünüz gibi. Yani aslında teyidi burada vermiş oluyor. Yani o kadar uçtuktan sonra teyit vermiş oluyor. Bu görmek istediğimiz şey değil tabii ki. Hani şöyle 44.400'de kapatır. Ha dersin. Çizgi kırılmış. Alırız. Ne güzel. Al sat yaparız gibi. Ama adamlar maalesef o fırsatı vermiyor. Birden yükselti veriyorlar. Şimdi sıradaki direncimiz neresi? 41.770 seviyesi arkadaşlar. Oranla üzerinde 4 saat kapanış gerekiyor. Yani e, gri çizgimiz var. İlla gider demiyorum ama yükseliş devam ederse orayı takip edin. Geri çekilmelerde de 40.300 seviyesini takip edin arkadaşlar. 40.300 altında tekrar 4 saat kapanışlar tehlikeli olabilir. Şimdi gri çizgiyi takip ediyoruz biz. 41.770 seviyesi oraların açılması durumunda sıradaki hedefimiz kutumuz olur gene 42.700 seviyeleri. Daha sonra da 43.300 bölgeleri hedef haline gelir. Ama evvela 41.770 üzerinde bir 4 saat kapanış gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra da tekrardan 41.700 altında 4 saat kapatmayacağız. Yani kırılımında şartları var mesela diyelim kırılım geldi. Şart ne? Bu. Bu. Anladınız mı? Ama altında kapanış yaparsa bu olmaması lazım. İşte bu olmayacak. Veyahut geri çekilmelerde 40.300 diyelim. Kırdı, güzel. Yani tekrar şu hareketi görmeyeceğiz. Anladınız mı? Yani altında kalması lazım. Kapatırsa o zaman fake attı deriz. Tekrar öbür tarafa hareket bekleriz. Yani Bitcoin'da trend çizgisi bazında durumlar bu şekilde. Şimdi e, bir, bir de süper trend'e bakalım. Bakın sel çizgimiz var ve ne diyorduk demin 41.770 seviyesi. Yani gri çizgimiz ve sel çizgisi süper trendin. Bakın tam paralel gidiyor gördünüz mü? Yani orası önemli direncimiz. Orası önemli direncimiz. Bu detayı da vermek istedim. Şimdi gelelim işi okuya. İşimi oku. Bakın 4 saatlikte kırmızı ortalamaya takılmış duruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 4 saatlik mumdur. Geçemiyoruz arkadaşlar. Orası da önemli. 41.770 üzeri 4 saat kapanış gelirse zaten burayı da kırmış olur. Ve bulutla kutumuz hemen hemen aynı seviyede duruyor gördüğünüz gibi. Zamana bağlı. Diyelim kırılım geldi. Bakın bulut hedefimiz olur mesela. Zaten burada da bir boğa bayrağı yapmış olur. Onun da hedefi hemen hemen o seviyeler arkadaşlar. 43 bin bölgelerine doğru bir hareket görebiliriz. Öyle bir durumda. Yani işimi okula 4 saatlik de durum bu. Bir de günlükten bakmak lazım tabii ki. Günlükte de mesela mavi ortalamamız var. O da 42.370 seviyesinde. Orada da önemli bir direncimiz var. Yani orayı da takip edeceğiz ilk direnç olarak. Yani neticede bu ortalamalar kırıldı. Bir retest yapılabilir değil mi? Yani e, maviye gelince orada dikkatli olmak lazım. Mesela şöyle şu, şu bölgeye gidelim. Mesela maviyi kırmış düşmüş. Mavi ilk geldiğinde satış yemiş gördünüz mü? Üzerine de atmış biraz hatta gün kapatmış. Diğer mum sağlam bir satış gelmiş. Burada da mavi direnç olarak çalışmış. Burada da mesela düşüş maviye geliyor. Oradan geri çekilme. Yani mavi de önemli direnç. Kırmızı da 43.770 seviyesi. Burası da diğer direncimiz arkadaşlar. Sarı çizgimiz. Hemen hemen gördüğünüz gibi direnç çizgisi bazında da destekliyor. Şimdi haftalığa gidelim. Haftalıkta da tekrar bulutun alt çizgisinden desteğimizi aldık. Yani ortalamaya da geldik. Bayağı bir altındaydık işime okuduğum ortalaması. Tekrar üzerinde kapatacak mı acaba? Daha haftalık kapanışa 3 gün var arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bunlara bakarız. İşime okuda durum bu. Gelelim IMEI ribbon'lara. Bakın haftalıkta ribbon'ların altındayız. İlk ribbon nerede? 42.700 seviyesinde. Orası da dirençtir. Günlüğe gidelim. Günlük denerek orada da 42.700 bölgesinde. 4 saatliğe bakıyoruz. 4 saatlikleri bunların içindeyiz. Son ribbon'da 42.228 seviyesinde. Bakın ribbon'ların içine girdik. Tekrar altında kapatırsak sıkıntılı olabilir. 40.900 seviyesinde. 4 saatlik bazda. Bu detaya da değindiğimize göre. Şimdi Golden Ratio Fibonacci'ye gelelim. Şöyle. Yok bu Ghost Channel. Şöyle Golden Ratio. Bakın Golden Ratio Fibonacci'de de önemli iki tane ortalamanın altına kırdık. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi de direnç haline geldi. Mesela neresi orası? 41 bin yok 42 bin dolar net. Orada da günlük bazda bir direncimiz var bilginiz olsun. Yani bunları veriyoruz. Hani nerelerden satış gelebilir bilin diye. Başka mesela Fibonacci Bollinger, Bollinger bandı var. Orada da direncimiz 42.594. Buran net bir şey söylemiyor. 4 saat diye bakınca da ortalamanın üstünde kapatmışız. Yani 43 bin ihtimali var diyor mesela. 40 43 bin ihtimali var. Ama dediğim şekilde yapacağız arkadaşlar. Trend çizgilerini takip edeceğiz. Trend çizgilerini takip edeceğiz. Böyle 40.300 altında 4 saat kapanışı takip edeceğiz arkadaşlar yeşil çizgi. Orası kırılırsa o zaman tekrar düşüş bekleyebiliriz. O şekilde ilerlemekte fayda var. Başka neyimiz var? Dediğim gibi öncelikle süper trend sel çizgimiz bay olacak. Bu da 41.770 üstünde 4 saat kapanış gelirse olur. Önce bunu takip edeceğiz. Ondan sonra 6 saatliğimiz devreye girer. O da 42.385 seviyesinde. Ondan sonra da orayı takip edebiliriz. Başka neyimiz var bakabileceğimiz bir indikatörlere bakalım. 4 saatlikten gidelim. 4 saatlik stokastik aşırı alım bölgesine girmiş arkadaşlar. Arasaya bakıyoruz. 50 seviyesinin üzerine artmış. Şu an altında tekrardan. Yani önemli bir direnç bölgesinde olduğumuzu görüyoruz. Makliye bakıyoruz. Al sinyalini vermiş. Ondan sonra yeşilleri yakmaya başlamış. Şimdi bir momentum zayıflaması var. Bakalım 4 saatlik kapanış böyle gelecek mi? Şu an iyi duruyor bakınca. Vortex'e bakınca bu da iyi duruyor arkadaşlar. Ama hani nasıl diyeyim bu 4 saatlik. Yani bir anda sinyallerin olumsuzda dönme ihtimali var burada. 6 saatliğe gidelim. 6 saatlik stokastik aşırı alım bölgesinde. Arasaya bakıyoruz. Yükselen tepesi var. 50 seviyesine az kalmış. Maddi de fena durmuyor arkadaşlar. Güzel. 8 saatlikte hemen hemen aynı tabloyu görüyoruz. 12 saatlik orada da olumluyuz. Yani aslında olumlu bir tablo var arkadaşlar. Şöyle bakınca. indikatör bazında. Ama çizgi bazında da kırmamız gereken yer 41.770. Orayı bir takip edelim derim. Yani durumlar bu şekilde arkadaşlar. Bugün çok aşırı uzatmaya gerek yok. Çünkü dün, dünden beri hemen hemen aynı seviyelerdeyiz yani detaylı video çekmek için daha şartlar oluşmadığını düşünüyorum. Hadi bir de dead cross'umuza değinelim. 3 günlük dead cross'a bir bakalım. Orada ne durumdayız? Bakın arkadaşlar mesela kırmızıyla beyazı takip ediyoruz değil mi? Kırmızı nerede şu an mesela? Hadi diyelim bir daha gitti kırmızıya. 44.300 seviyelerinde arkadaşlar. Yani ve Mayıs ayında bu kesişim olacak gibi duruyor. Bu arada günlükten de bakmak istiyorum. Günlükte de MA yüzümüz var. Ve MA yüzünde altındayız gördüğünüz gibi. Üstüne günlük kapanış gelmedi. Ve sıradaki hedefimiz şu bölge gibi duruyor. 42.126 seviyesi. Yani 41.770 üzeri kapatırsa sıradaki hedefimiz 42.160 gibi duruyor günlük grafiğe göre. Daha sonra da 42.627, 42.850 diğer ortalama. Bu arada arkadaşlar, enerjim biraz düşük, kusura bakmayın yani, su ee, falan içeme, içemiyoruz. Ne yapalım yani, biraz idare edin. Ne kalmış bayrama şunun şurasında. Yani durumlar bu arkadaşlar. 12 saatlikte de MA200'ümüz var. Beyaz ortalama. Gördüğünüz gibi oraya gelmişiz. Orayı kıramıyoruz. O yüzden bayağıdır yatay gidiyoruz burada. Bir taraftan da MA10 üstündeyiz şu an. Yani bakalım neler olacak. Ee, kırılım için takip edeceğimiz seviye 41.770 ve 40.300 arkadaşlar. Aşağı yönlü kırılım için. Günlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Gör